أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Vaazımıza Meryem suresi 29. ayetten devam ediyoruz. Fe eşaret ileyhi, ona işaret etti. İşaret eden kimse Meryem, Hazreti Meryem, oğluna işaret ediyor. Yani Hazreti İsa'ya bir çocuk yüklendi, geldi. Fakat eşi yok Hazreti Meryem'in. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُوا مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ Biz bu beşikteki çocukla nasıl konuşuruz? Sen yüklü bir hanım olarak geldin. Ve bunu izah etmen lazım. Nasıl oldu bu? Seni anneni iyi biliriz biz, babanı iyi biliriz. İyi kimselerden onlar. Bu çocuk nereden? Bunu izah etmen gerekirken bize beşikteki bir sabi, bir bebeği gösteriyorsun. Nasıl olur bu? Kale inni Abdullah. İşte burada Hazreti İsa konuşmaya başlıyor. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum diyor. Allah Teala bunu niçin naklediyor? Niçin kulu olduğu vurgusunu bize aktarıyor? Peygamberlerin ya da çok sevilen kimselerin ilahlaştırılma riski var. Ki Hazreti İsa'yı zaten ilahlaştırmışlar. Hazreti İsa için bir üçlemeden bahsediyor Hristiyanlar. Baba, oğul, Ruhul Kudüs. Baba ile oğlun ilişkileri de problemli. Yani izahta zorluk yaşıyorlar. Çünkü şirk içerikli bir inanç. Babadan ayrı bir oğul ise nasıl oluyor da iki tane ilah olmuyor? Hazreti İsa, haşa Allah-u Teala'nın oğlu ise nasıl oluyor da bir anneden doğuyor? Nasıl oluyor da çarmıha geriliyor? İzahı zor bir sürü durum söz konusu. Allah-u Teala böyle bir tehlikeden dolayı olsa gerek bize de şöyle mesaj vermiş oluyor. Müslümanlar, bakın Hazreti İsa kendisinin Allah'ın kulu olduğunu söylemesine rağmen ilahlaştırıldı. Siz de tutup peygamberinizi ya da çok değer verdiğiniz, önder gördüğünüz Müslümanları ilahlaştırmayın. Unutmayın ki hepsi Allah'ın kuludur. Onlar Allah-u Teala'ya kulluk ettikleri için, mütevazı oldukları için ödüllendirilecek kimselerdir. Böyle kimseleri insan olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Hazreti İsa konuşmaya devam ediyor. Etaniyel kitabe ve cealeni nebiyye. Bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı diyor. Eğer bu sözlerini o an için düşünürsek daha İncil indirilmediği için bu kitap Tevrat olmuş olur. Zaten İsrailoğullarına gönderilen son peygamberdi Hazreti İsa. Fakat Arapçada geçmiş zamanlı fiiller gelecekte kesin olacak durumları ifade etmek için de kullanılıyor. Böyle düşünürsek o zaman bana kitap verilecek anlamına gelir. O da o zaman İncil anlamına gelir. Ve cealeni nebiyye, beni peygamber kıldı. Yaygın kanaat, Resul kitap verilen peygamber, Nebi ise kitap verilmeyen, kendinden önce gönderilmiş bir peygambere verilen kitabı tebliğ eden kimse. Böyle görülür, yaygın kanaat böyledir. Bakın bu ayette bu durumun tersine bir şey var. Bana kitap verildi ve beni Nebi kıldı diyor. Demek ki doğrusal bir ilişki yok arasında. Yani bir peygambere kitap verildiyse o peygamber demek ki Resul'dür değil. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ Ve beni nerede olursam olayım bereketli kıldı. Bir insanın bereketli olması, mübarek olması ne demek? Türkçe'de mübarek zat denildiğinde olağanüstülükler sergileyebilen kişi olarak anlaşılıyor.
Fakat Arapça'da bereketli kimse anlamına geliyor. Yani ona gittiğimiz zaman güzel öğütler veriyor bize. Diyelim bir sıkıntımız var, onu çözmeye çalışıyor. Maddi ihtiyaçlarımız var, o konuda bize yardımcı oluyor. Böyle birisi, mübarek kimse. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, şeceratun mübareke, mübarek ağaç. Bereketli ağaç anlamında, yani iyi ürün veren ağaç anlamında. Yoksa gidip çaput bağlayalım, çocuğumuz üniversiteyi kazansın, falancanın çocuğu olmuyormuş. O ağaca gittik, o ağaç çok mübarekti, çocuğu oldu bu sayede vesaire. Bu tür şeyler söz konusu değil. Ve evsani bir sala, Allah-u Teala namazı bana emretti diyor. Demek ki Hazreti İsa da namaz kılıyormuş. Zaten YouTube'da namaz Yahudiler diye yazarsanız, namaz Hristiyanlar diye yazarsanız, bazı Yahudilerin, Hristiyanların bizim kıldığımız namaza yakın namaz kıldıkları görülüyor. Yani rükûlu, secdeli namaz kılıyorlar. Birebir bizimkiyle aynı değil, fakat ellerinde ne kadar koruyabildilerse onlar için de bir namaz söz konusu olduğu anlaşılıyor. Ve efsani bir salati ve zekati, ve bana zekat emredildi. Namazla zekat, Kur'an-ı Kerim'de çok nadirdir birbirinden ayrıldığı. Allah-u Teala ikisine birden dikkat çekmiş. Sadece manevi ibadetler, camiye gideyim geleyim, ben çok iyi Müslümanım, bu kadar yetmiyor. Elimizi cebimize de göndermemiz gerekiyor. İhtiyaç sahipleri, yoksullar, bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bizim malımızda fakirlerin belli bir hakkı var. Tutar da o hakkı biz kendimiz yersek, o zaman Allah korusun haram yemiş oluruz. Allah Teala böyle bir imtihan var etmiş. Demiş ki ben size bazı imkanlar sunuyorum. Bu imkanların bir kısmı sizin malınızda bulunsa da sizin değildir. İhtiyaç sahiplerindir demiş. Onları onlara aktarmak gerekiyor. Mâ dumtu hayye, yaşadığım sürece. Hazreti İsa yaşadığı sürece hem namaz kılmakla mükellef tutulmuş hem de zekat vermekle. Hazreti İsa şu anda nerede namaz kılıyor, nerede zekat veriyor diye insanın aklına geliyor. Eğer yaşıyorsa Hazreti İsa, Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden kasıt hayatını hala devam ediyor olması ise böyle bir soru gündeme geliyor. Eğer bu doğru kabul edilirse, yani Hazreti İsa Allah-u Teala'nın katına çekildi ve daha sonra gelecek görüşü doğru kabul edilirse, Hazreti İsa uyuyor olsa gerek ki namazı, zekatı yerine getiremiyor olsun. Öbür ihtimalde Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde belirtildiği gibi vefat etmiştir. Ve berrem bi valideti, ve anneme iyilik yapmam emredildi diyor. Niçin anneme babama demiyor? İşte olağanüstü bir şekilde dünyaya geldiği için. Daha önce geçmişti 14. ayette. Hazreti Yahya da olağanüstü sayılacak bir şekilde doğmuştu. Nasıldı o? Babası yaşlıydı, annesi kısırdı. Buna rağmen doğmuştu. Bu da olağanüstü bir şey. Ve o kendisiyle ilgili anneme babama iyilik yapmam vurgusunu gündeme getirdi. Fakat Hazreti İsa ne yapıyor? Sadece annesine iyilik yapmaz. Bir de insanlar babalarına atfedilirler. Yani Ahmet oğlu Hüseyin denir. Hiç kimse demez ki Ayşe oğlu Hüseyin. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Meryem oğlu İsa deniyor. Neden dolayı? Hazreti İsa olağanüstü bir şekilde dünyaya geldiği için, sadece annesi olduğu için. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّ Beni bir zorba kılmadı Allah, bir asi de kılmadı. Yine Yahya peygamber söylemişti, orada da cebbaren asiyye şeklinde geçmişti. Hemen hemen aynı anlama gelen ifadeler. Bir, zorbalık yapmamak, iki de asi olmamak şeklinde. Bunu la ikrahe fid din ayetiyle birlikte düşünebiliriz. Dinde zorlama yoktur. Kimse üzerinde bir cebbarlık söz konusu olmaz. Müslümanlar kimseyi zorla Müslüman yapmaya çalışmazlar. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ub'atu hayye. Esenlik bana olsun diyor Hazreti İsa.
selamet benim üzerime olsun. Ne zaman? Doğduğum gün, öldüğüm gün ve canlı olarak diriltileceğim gün benim üzerime olsun. Yahya peygamber için de böyle bir dua söz konusu olmuştu. 15. ayette şöyle geçmişti. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun şeklinde. İki dua arasında büyük benzerlik var. Fark nedir? Hazreti İsa doğrudan kendisine dua ediyor. Zâlike İsa ibn-i Meryem. İşte Meryem oğlu İsa budur diyor Allah-u Teala. Niye anlatıyor Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'yı? Muhtemelen Mekke'de böyle bir gündem var. Mekke'de Hristiyanlar da var ya da Hristiyanlar Mekke'de panayırlar kurulduğu için ziyarete geliyorlar Mekke'yi. Geldikleri zaman da duyuyorlar ki ya burada bir peygamber çıkmış Muhammed adında. Önceki peygamberlerin son halkası olduğunu söylüyormuş. Mesajı aynı imiş. Görüşelim, tanışalım, onunla sorularımızı soralım diyor olsalar gerek ki Mekke'de bu sure inmiş ve Hazreti Meryem'den bahsediyor, Hazreti İsa'dan bahsediyor. Bahsetme nedenlerinden biri de şu olabilir, Hazreti İsa'nın tabiatı nedir? Bildiğiniz gibi Hazreti İsa'yı ilahlaştırmış Hristiyanlar. Meselenin aslı budur diyor Allah-u Teala, onlara işin doğrusunu gösteriyor. قَوْلُ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Onların itilafa düştükleri şeydeki doğru söz, hak söz budur. Merak ediyorsanız gerçekte durumu neydi Hazreti İsa'nın? Allah-u Teala diyor ben size bunu anlattım. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala'ya oğul edinmek yakışmaz. O böyle şeylerden yücedir. Allah-u Teala kesinlikle yarattıklarından ayrıdır. En kuvvetli vurgu buna İslam'dadır. Sonra da Yahudiler arasındadır. Hristiyanlar sona düşüyorlar. Yahudilerin bir kesimi Üzeyr Allah'ın oğludur demişler. Onun dışında Hristiyanlara nispetle onlar tevhide daha yakın. Allah-u Teala böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, kendisinin tek olduğunu, İsa'nın ilahlığından söz edilemeyeceğini söylüyor. Peki Allah-u Teala madem böyle bir ihtimal var, niçin Hazreti İsa'yı babasız yaratmış? Madem insanlar yanlış yorumlara gidecekler, bu dünya imtihan dünyası, imtihandan kaçılabilecek bir mekan yok. Ya da peşinden gidersek ahireti garantileyeceğimiz bir kimse de yok. Öyle bir ülke olsaydı hepimiz oraya giderdik. Öyle kesin bir lider olsaydı hepimiz onun peşinden koşardık. Allah-u Teala hiçbir alanı imtihansız bırakmamış. İzâ qadâ emran fe innemâ yekûlû lehû kun feyekûn. Allah-u Teala bir işe karar verdiğinde ona ol der, olur. Onun için olmayacak bir şey söz konusu değildir. Kısır Hazreti Zekeriya'nın kısır eşinden, Hazreti Zekeriya gibi yaşlı bir babadan Yahya peygamberin doğmasını Allah-u Teala dilerse hiç sorun olmaz, bu gerçekleşir. Hazreti Meryem gibi eşi olmayan bir hanımdan Hazreti İsa gibi bir çocuk doğabilir. Allah-u Teala'nın ol demesiyle olmayacak bir şey yoktur. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ Şüphesiz ki Allah benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Burada bize şöyle bir ders çıkıyor. Dinimiz konusunda bir kompleks taşımamalıyız. İnsanlara dini anlatırken Kur'an-ı Kerim'le anlatmalıyız dini. Onlar dini kabul etmiyorlarsa kendileri bilirler. Biz yine tebliğ aracı olarak Kur'an-ı Kerim'i kullanmalıyız. Ve onlara gönül rahatlığıyla bu Kur'an bana gönderildi, o benim Rabbim, Allah gönderdi. O Rab aynı zamanda sizin Rabbinizdir demeliyiz. Yoksa onlara akli izahlar getirelim sonra ileride bakarız. Buna gerek yok. Bizim yanımızda inkarcı olsalar da yalnız kaldıklarında düşünmeleri, akletmeleri, Rablerini hatırlamaları söz konusu olur.
Ki zor durumda kaldıkları zaman zaten bunu biliyoruz. Uçak yolculuğu yapanlar bilirler. Uçak düşme tehlikesi geçirdiyse insanlar hemen Allah'ı zikretmeye başlarlar. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Bu dosdoğru yoldur. Allah'ın dini dosdoğru yoldur. Fatiha suresinde de geçiyor. Allah-u Teala müminlerden şöyle dua etmelerini istiyor. اِهْدِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dosdoğru yola ilet. Allah-u Teala hepimizi dosdoğru yolundan ayırmasın. Cennetlik kullardan kılsın. Hazreti İsa gibi yaşadığımız sürece namaz kılmayı ve zekat vermeyi nasip etsin. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين الفاتحة